Şimdi değerli arkadaşlar, ahenk niye önemli? Bu ahenk hareketi Türklerin Anadolu'yu vatan haline getirmelerinin en önemli adımını atan, en önemli işlevi gören arkadaşlar, ekip bunlar o yüzden. Şimdi malumunuz üzere burada bir Doğu Roma İmparatorluğu en nihayetinde ve Bizans vardı değerli arkadaşlar. Bizans o zamanın imparatorluğu, yani dünyanın en güçlü imparatorluklarından bir tanesinden bahsediyoruz. Her ne kadar sonlara doğru gücünü kaybetse de inanılmaz siyaset bilgileriyle, ondan sonra inanılmaz siyaset güçleriyle hala halk üzerinde etkileri vardı. Onların içinde özellikle çeşitli arklar vardı. Rumların sonrasında Ermeniler vardı. Yalnız burada Ermenilerle ilgili şöyle rivayetler vardır. Rumların Ermenileri sürekli aşağıladı. Onları sürekli olarak ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü, gösterdiği, onlardan bir nebze ikinci sınıf bir halk olarak şey yapmaları, yani onları dışlamaları sürekli inanılmaz bir rahatsızlık sebebiydi Ermeniler için bu. Zaten 1071 değerli arkadaşlar, Malazgirt Savaşı'nda tarihi bilgiler, o zamanın işte şeyleri, tarihçileri, o zamana dair yazanlar şunu söylüyorlar. Birincisi, Bizans ordusu, işte Roman Diyojen komutasındaki önemli Ermeni birlikleri Türklerin tarafına geçti. Yani Türklerin tarafına geçti ne demek? Bizans ordusu önemli bir şekilde ne kaybetti? Güç kaybetti. Şimdi değerli arkadaşlar, şuralarının işte Türkiye'nin şu anki mevcut haritası olduğunu varsayarsanız, bu geriden gelen bir aklın burayı Türk yurdu yapma çabasıdır bu arkadaşlar. Ahenk hareketi. Şimdi bir insan bir toplumda nasıl var olabilir? Öncelikle bir zanaatının olması lazım. Bir zanaatının olması lazım. Zanaat. İki, üretici olması lazım. Üretici olması lazım. Üç dedik. Çevresine faydalı olması lazım arkadaşlar. Şimdi buradan gelen soru şu tabii ki de, yani doğudan, Berk'ten, işte ne bileyim Hoy'dan, Horasan'dan, işte Türkistan'dan gelen, bunlar genellikle Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri olduğu varsayılan ahiler, gruplar halinde arkadaşlar Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştiler. İşte Konya'ya, Kayseri'ye, ondan sonra Kırşehir'e, Ankara'ya, çeşitli. Bunlardan en ünlüleri tabii ki bizzat ahilik sistemini kurması sebebiyle Ahi Evran'dır arkadaşlar. Ahi Evran'ın bugün Kırşehir'de bir birlik kurduğu, Kırşehir'e yerleşti rivayet ediliyor. Şimdi bu insanlar önemli bilgilere sahip kişiler olarak geldiler. Birincisi, dediğim gibi, hepsi bilinçli insanlardı. Bilgili insanlardı. Derviş kılığında gelmiş insanlardı. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Peki bu insanlar geldiler de yani en nihayetinde burada Rumlar yaşıyordu, Ermeniler yaşıyordu, ondan sonra o zaman burada Türkler de yaşıyordu değerli arkadaşlar.
Yani Türklerin de yaşıyor olması lazım ki buraya onların ne yapabilmesi lazım? Gelebilmesi lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün de geçerli olan tek en önemli yasalardan bir tanesi şudur. İnsanların gönüllerini fethetmeniz lazım. Aslına bakarsanız fetih silahla yapılan bir fetih değildir arkadaşlar, fetih. Kültürel fetihtir. İşte kültürel fetihi yapabilecek karakterde, sağlam karakterde yetişmiş, eline, diline, beline hakim olan, çevresine faydalı olan, çevresindeki geldikleri yerdeki ekonomik canlanmayı arttıran, geldikleri yerde ticareti arttıran, geldikleri yerde huzuru arttıran bu kişilerin yani tabiri caizse dökülmekte olan, yani tel tel dökülmekte olan Bizans'ın o kötü yönetiminin bıraktığı boşluğun tesiriyle arkadaşlar bu bölgede önemli bir güç haline gelmeleri kaçınılmazdı. Çünkü hem o bölgedeki insanlara ekmek veriyorlar, hem bu bölgede ticareti geliştiriyorlar, hem o bölgedeki insanlara zanaat geliştiriyorlar, hem insanlara iyi örnek oluyorlar, işte düşkünlere yardımcı oluyorlar, ellerinden geldiğince kuşlara, canlılara, yani geldikleri yerlerde neredeyse şöyle tabir edebiliriz, çorak bir yere gelip bunlar yemyeşil bir bahçeye, bağa dönüştürebiliyorlar. Bu bilgiler tabii ki de gelmiş olmaları lazım. Yani bu insanların özel olarak yetiştirmiş olmaları lazım. O halde aslına bakarsanız ahilere şu gözle bakılabilir. Yani Türk yurdunu, yani Anadolu'yu Türk yurdu yapan aslına bakarsanız en önemli silahlı güçten önce bölgedeki gönülleri fetheden aslına bakarsanız güç bunlardır diyebiliriz arkadaşlar. Bu bir şey hareketidir, yani fetih hareketidir aslına bakarsanız. Önce gönüllerin fethedilmesi, yani bir kalenin içten fethedilmesi gibi, bunlar da bu Anadolu'daki fetihlerini yapmışlardır. Yani ama bunu şöyle düşünmeniz lazım, düşünülmesi lazım daha doğrusu. Yani bir işte orduyla fethedilen bölgeler var. Ama kendi kültürünü götüremediği zaman oradan çıktığında senin herhangi bir tesirin aslında ne yapmıyor, kalmıyor. Mesela şu anda işte Amerika'nın girdiği, askeri olarak girdiği yerler var. İşte Afganistan'a girdi. Oraya ordusu çıktı. Orası daha karmaşık bir hal aldı. Yani bir Afganistan-Amerika olmadı ya da bir özgürlük gelmedi. Irak'a girdi aynı şekilde. Irak'tan çıktı. Tam çıkmadı tabii ki de. Orası bir Amerika olmadı. Yani Amerika şeyi olmadı. Asıl fetih arkadaşlar günümüzde de malumunuz olduğu üzere bir kültürün diğer kültür tarafından üstünlüğü kabul edilip ona tabi olunması hareketi. Misal işte Rusya önemli bir silahlı güç. Evet, çok önemli bir silahlı güç ama halkının %90'ının gözü Batı'da. En azından şöyle düşünebiliriz. Batı'nın ürettiği ürünleri almak için yarışan halk kitleleriyle dolu. Batı ne üretiyorsa onun bir alıcısı, o kültürün alıcısı. Dolayısıyla bir kültürün arkadaşlar üstünlüğünü kabul ettirmesi dolayısıyla bir fetih hareketi olmuş oluyor. Burada da gelen insanların okur yazar, alim, bilgi kişiler olduğu açık. Ve hepsinin, hemen hemen hepsinin bir zanaatı olduğu, hemen hemen hepsinin zanaat ehli olduğu, hepsinin işte ahyarlarının deri ile ilgili önemli bir meziyeti, ustalıkları var. Kiminin işte tarımla ilgili ustalıkları var. Kimi işte toprağı çok iyi, kimi madeni çok iyi işlemeyi biliyor. Kimi demiri işlemeyi, işte demirle ilgili zanaatları biliyor. Ve bunların öncesinde tabii ki
takdir edersiniz ki öncelikle yetişmiş insan gücü olduklarını kabul etmemiz lazım. Şimdi bu insanlar bu bölgede peyderpey yerleştikleri bölgede bir neyi sağladılar? Ticareti canlandırdılar. Ticaret. İki, güvenlik arkadaşlar. Üç, iç huzur arkadaşlar. Huzur sağlandı. Yani huzur nedir arkadaşlar? O bölgede ekonominin canlanmasıyla beraber insanların daha huzurlu, yani daha güzel şeyler yapmaya, işte ticaret yollarında daha güvenli bir şekilde ticaret etmeleri vesaire sağlanmış oldu. Şimdi burada üstün kültüre sahip bu ahilerin etkisindeki Türklerin de arkadaşlar, onlara tabi Türkmenlerin de onlara tabi olmalarıyla birlikte Anadolu'nun Türkleşmesi bir anlamda onlarla sağlanmış oldu. Aksi halde bu Bizans'ın işte fethi, burada tabii ki en önemli konu, yine tekrar söylüyorum, Bizans'ın zayıflamasıydı arkadaşlar. Bizans zayıf olduğu için bu bölgedeki boşluğu ahiler Türklerle beraber çok iyi, işte Türkmenlerle beraber çok iyi bir şekilde değerlendirmek suretiyle burayı vatan haline getirdiler diyebiliriz. Doğudan sürekli olarak batıya göçlerin olduğunu biliyoruz. Bu göçler Bizans zamanında da vardı. Hatta Bizans ordusunda önemli bir önemli birlikleri, işte Hristiyanlaşmış Türkler olduğunu işte söylüyor kimi tarihi eserler. Hatta kimi tarihi eserler Atina'daki arkadaşlar, Bizans Atina'daki eski Atina'daki site devletlerindeki koruma görevlilerinin bile Türk olduğunu söylüyor bazı tarih kaynaklar. Yani Barbar Türkler adlı bir kitap var. İsmini de buradan şimdi söyleyebilirim. O kitapta birkaç yerde zikredilmişti. Yani site devletlerinin güvenliğini sağlayan arkadaşlar o zaman ki Türkler olduğu söyleniyor. Tabii onlar da Karadeniz'in üst tarafından gelip buraya ulaşan, işte Yunanistan'a, o zamanki Yunanistan'a ulaşan Türkler olduğunu söyleyebiliriz. İşte şu anda Anadolu'da çeşitli yerler var, yerleşim yerleri var. Mesela İskitler var, İskitler diye bir yer var. Yani Türk boylarından önemli isimler günümüze tabii ki de gelmiş. Ahileri bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, burada bir başka dikkat etmemiz gereken husus, bir toplumda, yani insan öncelikle nedir? Bir sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık olması sebebiyle sosyal ihtiyaçları vardır. Sosyal ihtiyaçlarına giderilmesi lazım. Bir, nedir bunlar arkadaşlar? Kabul görmesi lazım. Ondan sonra insan olarak sayılması lazım. İşte fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. Yeme, içme, karnının doyması vesaire. Temel ihtiyaçları giderildikten sonra da arkadaşlar sosyal ihtiyaçları başlar. Yani önce yaşayacağı yer, işte güvenliği, yaşayacağı yer, ondan sonra da sosyal ihtiyaçları gelir arkadaşlar. Bu ihtiyaçlarını giderebilmesi için insanın neye ihtiyacı vardır? Öncelikle söylemek gerekir ki zanaata ihtiyacı var. Zanaata. Bakın, sanata demiyorum, zanaata diyorum. Sanat da tabii ki önemli. Zanaatın mükemmelleştirilmiş koluna da aslına bakarsanız bir anlamda sanat diyebiliriz. Yani zanaatın mükemmelleştirilmesi anlamında daha tabii ki estetik duygular içeren farklılıkları olan şeylerdir, ama o da zanaatın gelişmesiyle eş zamanlı olarak sanatın da gelişebileceğini, birbirlerine yol arkadaşı olacaklarını söyleyebiliriz. Bu durumda ahilik insanlara ne verdi? Bir, insan olmayı verdi.
İnsan olmayı, nasıl insan olmayı? Kendi ayaklarının üzerinde durabilen, üretebilen, başkasına muhtaç olmayan ve kendi ihtiyaçlarını görebilen insan. Arkadaşlar, kendi ihtiyaçlarını görebilen, kendi başına yaşayabilen bir insan olmayı onlara ne yaptı arkadaşlar? Öğretti diyebiliriz. Bunu neyle öğretti? Üretimle öğretti. Üretimle ve zanaatla. Günümüzde de aslında tüm amacımız bizim de şudur. Öğrencilerimize, halkımıza iyi bir zanaatları olsun. O zanaatları ile ömür boyu başkasına ihtiyaç duymadan, başkasından yardım, başkasının işte şeyine, hibesine, hediyesine, ondan sonra bağışına muhtaç olmadan yaşayabilecek bireyler yetiştirmek arkadaşlar. Bu şekilde olursa ne olur? Aslında bu şekilde olursa her insan özgürleşmiş olur. Biz de en nihayetinde özgürleşmiş, kendi ayakları üzerinde duran ne yapmak istiyoruz? Bireyler yetiştirmek istiyoruz ki ahilikte aslına bakarsanız Anadolu coğrafyasına gelmekle Anadolu coğrafyasındaki insanları bir anlamda kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendilerine yeten insanlara çevirdi. Bu elbette ki Bizans'la olan bağı tamamen kopardı. Anadolu'daki diğer Türkler haricindeki diğer gayrimüslim kişiler için söylüyorum. Burada arkadaşlar her ne kadar Türkleri Ermenilerle yüzyıllardır işte yan yana özellikle düşman olarak gösteren gruplar olsa da arkadaşlar asıl Türklerle Ermenilerin arasındaki ilişkiler 1900'lü yılların başında 1890'larda falan bozulmaya başlamıştır. 1890'a kadar arkadaşlar Ermeniler ve Türkler arasında en ufak bir sorun yoktur. Hatta Osmanlı'da da onlar çok önemli zanaat eserleri, çok önemli sanat eserleri, işte çok önemli değerler bırakmışlardır. Birbirleriyle aslına bakarsanız Ermeniler, Türkler kardeş kardeş birbirlerine saygılı bir şekilde yaşamışlardır diyebiliriz. Bunu kimlerden, neye dayanarak söylüyoruz? Elbette bu bölgedeki, bu bölgeye yapılan değerli arkadaşlar, gerek yerli gerekse yabancı seyyahların anılarına dayanarak söylüyoruz. Yani bir köy Ermeni, bir köy Türk gayet aralarında bir sıkıntı olmadan ne yapabiliyorlardı, yaşayabiliyordu. Ne zamana kadar? İşte Osmanlı'nın zayıflama dönemine girip özellikle Osmanlı'ya dışarıdan gelen tıpkı burada Anadolu'ya Türk ahilerin girmesi gibi buraya 18. yüzyılın işte 1815'lerden 1820'lerden sonra gelen özellikle İngiliz ve Amerikan misyonerleri kanalıyla kurulan ağlar, kurulan ilişkiler sonrası bir takım dengelerin yerinden oynadığı görülüyor arkadaşlar. Zaten bundan sonra da Ermeniler ve Türkler arasında savaşların ya da savaş demeyelim de çete birbirlerine saldırmaların, katliamların gerçekleştiği görünüyor. İki birbirini aslına bakarsanız çok iyi geçinen topluluk ondan sonra birbiriyle kanlı bıçaklı oluyor ki bu Birinci Dünya Savaşı'nın işte son yıllarında önemli bir kısmının bazı bölgelerden teşhir edilmeleriyle sonuçlanıyor. Böyle bir tabii ki durum söz konusu arkadaşlar. O halde ahilik aslına bakarsanız özetle söylemek gerekirse Anadolu'yu Türkleştiren en önemli fetih hareketidir arkadaşlar. Fetihin tamamlayıcısıdır ahiler diyoruz. Fetihi başlatan ve tamamlayan yumuşak güç, yumuşak ama etkili güç olduklarını söyleyebiliriz. Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren en önemli hareket arkadaşlar ne askeri harekettir ne komutanlardır.
İşte bu ahilerin kurmuş olduğu, aslına bakarsanız, teşkilatlar kültürel faaliyetlerdir diyebiliriz değerli arkadaşlar.